Merhabalar, bugün sizlerle birlikte sürtünme ile ilgili bir deney yapacağım. Deneyin ismi farklı yüzeylerde sürtünme kuvvetinin incelenmesi. Farklı yüzeylere yapıştırdığımız bir küpümüz var. Yüzeylere bakarsak, alüminyum folyo olan bir yüzeyimiz var burada. Simli kağıt yüzeyimiz var. Zımpara kağıdı yüzeyimiz var. Ve küpün kendinde olan köpüksü yapı var, yüzey var. Küpümüzü bir ip ile kefeye bağladık. İpin rahat hareket etmesi için makayamızı mobilya tahtamızın uç kısmına sabitledik. Kefimizi su şişesi kapağından yaptık. Kapağı 3 yerden delip telle bağladık. Burada gördüğünüz gibi şurada görünüyor. Buradaki yerler. Ve bir de metal vida pullarımız bulunmakta. Bunları da ağırlık için kullanacağız. Şimdi sizlerle deneyimizi yapalım. Deneyimizde küplerde farklı yüzeyler bulunmakta. İlk önce alüminyum folyo ile kaplı yüzeyimizi deneyelim. Küpün alüminyum folyo küpün altına gelecek şekilde koyuyoruz. Ve kefemize sırayla vida pulları koyuyoruz. Buradan alalım. Bir tane kefemize koyuyoruz. Bir tane de birazcık yaklaştı. İkincisini koyuyoruz. Ve küpümüz geldi ve yere değdi kefemiz. Bu sefer de simli yüzeyimizi deneyeceğiz. Simli yüzeyimizi alt kısma getiriyoruz. Zaten üstteydi. Şimdi pullarımızı koymaya başlayacağız. Pullarımızdan bir tanesini alıyoruz, koyuyoruz. Bir tane koyduk, hareket etmedi. İkincisini koyduk, hareket etmedi. Üçüncüsünü koyduk, birazcık hareket etti. Üçüncüsünü, dördüncüsünü koyduk, hareket etmedi. Beşincisini koyduk, hızlıca aşağı indi. Son olarak da küpün yapıldığı süngerimsi yapıyı deneyelim. Süngerimsi yapı burada. Süngerimsi yapıyı alta koyuyoruz. Yüzeyi. Ve pulları koymaya başlıyoruz. Birinci pul koyduk. Hareket etmedi. İkinci pul koyduk. Koyamıyorum. Hareket etmedi. Üçüncü pul koydum. Hareket etmedi. Dördüncü pul koydum. Hareket etmedi. Beşinci pul koydum. Hareket etmedi. Altıncı pul koydum. Birazcık hareket etti. Yedinci pul koydum. Birazcık daha hareket etti. Sekizinci pulu koydum. Hareket etti ve aşağı indi. Deneyimizin sonunda farklı yüzeylerin sürtünmelerinde birbirlerinden farklı olduğunu çıkartabiliriz. Sürtünme kuvvetinin en fazla olduğu yüzey süngerimsi yüzeydir. Şöyle göstereyim süngerimsi yüzeyi. Bu süngerimsi yüzey. Çünkü 8 vida pulu ile hareket etti. Fakat sürtünmenin en az olduğu yüzey ise alüminyum folyo olan yüzeydir. Bu alüminyum folyo olan yüzey de bu. Çünkü 2 vida pulu ile hareket etti.